az kaldı. İkimiz olacağız. Bunların hepsini unutacaksın bir tane. Öyle bir şey olmayacak. Bunlar her zaman bizim tepemizde olacaklar. Ya gel halledelim neye kızdıysan. Ben el koyuyorum meseleye. Ne istiyorsan söyle bana. Yapacağım, söz. Ya ben etekleri böyle yere kadar olmayan bir gelinlik istiyorum. Bir de böyle bir fotoğraf çektirmemizi istiyorum. Öyle fotoğraf çektirmek mi istiyorsun? Hı hı. Bundan çektirelim bak, daha güzel. Olur, ondan da çektiririz. Zaten çeşit çeşit çekiyorlar. İçinden beğendiklerini alıyorsun. Ya beğenmediklerini almana lüzum yok. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bu ne ya? Ben böyle bir şey çektirmem. Neden? Kızım millete rezil mi edeceksin sen beni? Bizimkiler beni böyle görürse var ya, önümüzdeki 10 yılın geyik malzemesi olurum ben. Ya aptal kasaba kızları gibi şeyler isteme benden Allah'ını seversen. Bu nedir ya? Biz zaten kasabalıyız. Siz nerelisiniz? İstiyorsanız size kasabalı olmayan bir kız bulalım. Aa, ama pardon. Sen benimle evlenmeye mecburdun değil mi? Asiye! Ya başlama yine lütfen. Bak, düğün fotoğrafı bile senin komiğine gidiyor. Kim bilir düğün ne kadar komiğine gidecektir. Galiba sen mecbur kaldın hamile kalınca benimle evlenmeye. Sürekli sorun çıkardığına göre, her fırsatta olay yarattığına göre ayrılırsın benden, kaçarsın evden de. İstanbul zaten şurası. Takılırsın kafana göre. Ben mani olmayayım senin özgürlüğüne. İlyas! Ya İlyas tamam. İlyas tamam, saçmalama. Ya tamam. Ben de melekli çektirmem. Düz bir tane çektirelim. Derken aldım. Kendi paramla. Param buna yetti. Benim olduğumu unutmaman için. Hiçbir kuvvet beni o aileyle bir araya getiremez. Ay bir yerime inme inecek. Bu kadar olmaz ki canım. İnsan biraz oluruna bakar. Ay ne görgüsüz şeylermiş. Ya anne sen de gidip çarşaf almaya çalışıyorsun ya. Ayıp denen bir şey var. Sus. Fatma abla, hamama giren terler yani. Bana bak oğlum. Benim bütçem belli. Benim öyle terlemeye, borçlanmaya falan hiç niyetim yok. Aa, gidip nah kaşıkçı elması gibi takılara baktı karı. Ay kimi alıyoruz? Sanırsın sadrazam ailesi. Ama yok, ben döverim o kızın anasını. Aa, sonradan görmek kare. Ne oluyor Fatma? Kimi öldürüyorsun? Niye bağırıyorsun gene? Annem hasların saldırısına uğramış Salih Baba. Çok para harcatmışlar, çok. Eyvah. Korktuğun başıma mı geldi yoksa? Bana bak, kavga etmedin onlarla değil mi? Ettim, ederim de. Biz o paraları sokaktan toplamıyoruz Salih. Bir gelinlik, bir yüzük neyine yetmiyor. İşte hazır kurulu düzen gelsin otursun. Aa, akla hayali gelmedik isteklerde bulundular. Bana bak, bitti. Ben artık onlarla çarşıya marşıya gitmiyorum. Söyle o kıza evlenecekse gelsin gelinliğini, gelsin evlensin. Yoksa yok. Yeter be. Yetti be. En son 17.000 liralık pırlanta takım gerdanlık istemişler. Oradan kopmuş film. 17.000. O kadın biraz manyak baba ya. Ya tamam oğlum, takacağız bir şey elbette ama... yani o kadar para vermeye gerek var mı? Yok be baba. 2.000-3.000 liralık bir şey takılır da... gerisi israf. Bu hafta çok eğleneceğiz çok. Kadın her lafında mecbursunuz bizi. Önünüze ne konuşsa sineye çekeceksinize getiriyor. İçimde kaldı kızım. Bir takıyı bile çok görüyorsa da bak. Anne yeter. Yok işte paraları, görüyorsun.
Daha ev bile açamadılar değil ki takı takacaklar. Ben takarım kardeşime en alasından, en güzelinden. Ki utansınlar herkesin içinde. Görür onlar gününü. Ya siz insanı vallahi rezil ediyorsunuz ya. Ya böyle şeylerin lafını etmek bile ayıp. Ne biçim insanlar demişlerdir. Ya ortalık yerde resmen takı pazarlığı yapıyorsunuz. Seher, senin derdin üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Ne demeye kuduruyorsun her şey yoluna girmişken? Ne halt ederseniz edin. Düğüne de gelmem. İçiniz rahat etsin. Anne ya. Ne? Ne? Anne. Of.